Herkese selam dostlar. Coral Instant'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son biliyorsunuz ki sushi yapmıştık. Sushi yapımının sonunda satış gerçekleştirdik. Bilmiyoruz ne kadar para değerde olduğunu. Tarımdan gördüğünüz gibi fiyatlandırma bu şekildeydi. Ertesi gün diyeceğiz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Oo, bir şey oluyor. Dün gece büyük bir etki hissettiniz. Bir şeyler oluyor. Biz bu arada var ya şu ağaç şeyini de geliştirmedik ha. Ona bir gitsek mi ya? Bak tırsmaya başladım. O gelişmediği için acaba gün geçtikçe kötüleşiyor mu? Daha da mı kötüleşiyor? Önemsememiştik. Bak kafama çok fena takıldı şimdi o. Gerçekten mi? Hiç mi yerim kalmadı ya? Burada... Esaliye, inciri buraya bırakalım. Onun dışında şurada içeri bir girelim. Şuradaki malzemeleri bir aktaralım. Bakalım hangilerini almamız gerekiyor, hangilerini almamamız gerekiyor onu bir görelim. Burada kestaneler, incirler var farkındayım. Onların zaten yerini değiştireceğim büyük ihtimalle. Bunu bir tane alacağız. Bundan 5 tane alacağız. Bundan yaklaşık 10... İkisinden alacakmışız. Alalım. Tamam. Bundan 1. Bundan 4. Bundan 5. Bundan 1. Başka var mı? Yok. Tamam. Bunları satacağız. Satmadan önce şurada bir şey var mı? Eksik yok. 5, 5, 5, 5, 5 diye gidiyor değil mi hepsi? Tamam. Çıkalım dışarı. Bunları satalım tek tek. Satışa sunalım daha doğrusu. Bu arada bunların değeri ne kadarmış? 53, 58, 46. 35 zaten bu. Pirinç. Yani kafa kafaya geliyormuş gibi geldi bana. Kaldı ki bu yemek. Yani nasıl bu kadar ucuza bilemedim. Buraya vermemiz gereken bir şey var mı? Var. Sandığımız var. Şunu da verelim. Jetonu. Jeton mu? Jot diye koyalım. Şunları da toplayalım. Tamam. Şimdi şunları da alalım. Artık bunları da sulama gibi bir endişemiz kalmadı. Ondan dolayı bayağı sevinçliyim. Gerçekten. Çok iyi oldu. Oraya suyu koymam çok iyi oldu. Çünkü her gün onu kontrol edemeyebiliyordum. Bazı günleri atladığım zamanlar oldu. Ben niye direkt yemeğe geldim? Alıştım artık yemek yapmaya. Sürekli yemek yapasım geliyor. O kadar para verdikten sonra doğal olarak sürekli yemek yapıp satasım var. Ticarete dökmek istiyorum işi. Ama neyse. Problem değil. Maksat mutfağımızı tamamlamış olduk. Mutfakta ilgili bir endişemiz kalmadığını düşünüyorum en azından şimdilik. Geldiğimiz zaman malzememiz olduğu sürece yemeğimizi yaparız. Onda problem yok. Bundan bir tane de buraya koyalım. Başka bir şey var mı? Yok. Çıkalım dışarı. Bunları satalım. Evet. Satalım bunları. Sat, 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 sat. Buradan satılacak başka bir şey yok. Orada bu ne kadarmış? 13 müymüş? Gerçekten mi? Şu böceği bir satsana. Bu daha ucuzsa yani hiç gerek yok. Bunu direkt ben zaten kendime yiyecek olarak alırım. Sen ne diyorsun acaba? Merhaba demiş. Sana da merhaba.
Biraz çaba harcadınız ama Beluga Körfezi'nde bir şey var. Çok özel bir büyü var demiş. Beluga bir yere çağırdı. Beluga diye bir yer. Burası mı acaba? Bilemedim. Benim karavana. Burasına mı varmış? Ha. Neyse. Şimdi bugün laboratuvar açık mı? Açık. Saat 8'de açmış direkt. Olmadı. Bu arada demirci kapalı. Tamam. Şu ürünleri alalım. Yanımıza şurada tohumları falanları bırakalım. Dur, burası değil burası. Şu tohumları bırakalım. Nerede tohum? Burada. Bunu bırakıyoruz. Meyveyi bırakmayı unutmuşuz, evet. O kadar şey yaptık ki meyveyi bırakacağız, tavuklara gideceğiz, tavukların yemini memini her şeyini tamamlayacağız. Onun dışında burada nasıl? Ha, ejder meyvesi çünkü normal çıkmış bu sefer. Hep gelişmiş çıkıyordu, şimdi normal çıktığı için dedim niye koymuyor sandığa. Onu da tamamladık. Hemen gidiyoruz yumurtaları almaya. Daha sonrasında mayonez makinesine koyacağız. Ama ondan önce tabii ki de gidip saman alacağız. Tavuklarımızı yem koyacağız. Aç kalmasın hayvanlar. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu sevelim. Bunu sevelim. Onu sevelim. Bunu sevelim. Bunu alalım. Bunu alalım. Çıkalım dışarı. Bunları da çıkartalım dışarı. Koyalım. Yaklaşık 6 tane bundan alıyorum. 50 tane vardı. 54 tane vardı hatırlarsanız. Baya baya aşağıya çektik onları da sayısını. Onun dışında buraya koymamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Ama içeriden alıp buraya koymam gereken bir şeyler var. O kestane falan filan koymam gerekiyor. Buraya satış olarak koymam gereken mayonez vardı. Evet doğru. Ben de ne vardı ne vardı diye düşünüyordum. Onun dışında bizim demircimiz açık. Evet açık. Güzel. Açık olması ayrı bir güzel. Çünkü bunları da bir deneyeceğiz. Artık görmek istiyorum ya. Hani ne işe yarıyor kardeşim bu? Ne çıkıyor içinden? Ne harcıyoruz biz buna kırdırmak için? Görmek istiyorum. Hatta ilk önce oraya gidip onları kırdırabilirim. Evet, çok fazla üstümde eşya var. Umarım problem olmaz. Yiyecekleri elimin üstümde tuttum hep. Aslında sandığa koysam hiç güzel. O. Evet, bunları kırabiliyormuşuz. Burada kırabiliyormuşuz. Deneyelim. Ne veriyor? Gümüş, taş, kömür, 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 taş, kuars. Bu nedene bakayım. Granit, mücevher verdi. Jade, mücevher verdi. Gümüş. Wow. Bunlar bu arada bir şey diyeceğim. Verilmesi gerekiyor evet. Bunlar mücevher, bunlar çok para eder aslında ya. Neyse. Neyse. Bir şey yapmayacağız. Yapacak bir şey yok. Mecbur vereceğiz. Normalde güzel para kazanabilirdik oradan. Kafama da yatmıyor değil aslında ama. Neyse. Ama her oyunda böyle mücevherler değerli olmayabilir. Yani çoğu oyunda değerli olarak geçiyor ama bu oyunda geçmiyor olabilir. Müzemiz için şu sandığımıza elimizi titreyerek koyuyoruz. Bunu da vermemiz gerekiyor değil mi? Yani size şaşardım. Bunu da vereceğiz tabii ki doğal olarak. Bir de bir şey diyeyim mi? Bizim aslında bakarsanız gidelim bir tane daha sandık yapalım içeriye. Onu da yemek sandığı olarak yapalım. Onu da nereye koyalım? Şuraya koyarız. Nerede? Üretim yeri. Sandık diyelim. Ahşap sandık. Farklı olsun bu. Bu farklı olsun. Ahşap olsun. Hiç olmazsa yemek sandığı olduğunu anlayabilelim. Hatta bunu nereye koyalım biliyor musunuz?
Burası olmaz. Yemek de şeyde olmaz. Mutfakta olması lazım yemeğin. Burası da uzak. Buraya koyalım. Neredeydi? Şunları diziyoruz. Onları dizdik. Başka? Bunu da koyalım. Şimdi bir tekrar demirciye gidelim mi? Demirciye gidelim ama gitmeden önce şunları da yok burada değil. Buraya koyalım. Üstümüz boş mu? Yani tartışılır. Taş varmış. Taşı koyalım. Nereye gidiyorduk? Buraya. Bana da merhaba. Gizemli jeot. Kır bakalım. Altın cevheri. Altın cevheri. Varis kit. Garip bir şey. Ateş aki. Amber. Gene aynı şeyler çıkmaya mı başladı? Bana böyle geliyor. Bronz cevheri. Kömür. Bronz cevheri. Taş. Taş. Diotri. Taş, jasper, granit, lepidotit, pembe kristal, ateş akliği, taş, bronz cevheri, taş, müt, kömür. Sandık açılışı gibi böyle baksana teker teker açıyoruz şeyi. Bu arada 20-20 iyi yediler bizden. Vallahi iyi yedin. 6 tane kaldı. Hepsini açmaya kalkarsam elimde kalabilir. Ondan dolayı tutuyorum elimde. Bayağı değişik şeyler verdi aslında. Altın altın da aldık bu arada. Ha. Güzel oldu. Bu altınız normalde bir sonraki yerde açıyorduk, değil mi? Bir çiftliğimize tekrar gideceğiz. Üzerimizi mümkün olduğunca boşaltmaya çalışacağız. Ha, şuradan bunları bırakalım. Altın cevheri galiba aynen. Buraya bir tam set oldu. Taşlarımızı bırakalım. Yotri falan bunları bunu verdim. Granit verdim. Granitte sıkıntı yok ama yine de üstümde tutacağım. Ağaç müzesi için belki lazım olabilir. Bilmiyorum. Tamamen varsayımlarla konuşuyorum. Dediğim gibi bu oyunda tamamen deneyimlemediğim sürece varsayımımızla konuşmaya devam ederim. Bu arada baya fazla vereceğimiz malzeme çıktı. Yani bunların hiçbirini vermedik. Hepsini tek tek vereceğiz. Verdikten sonra nasıl bir uçuş olacak hiç bilmiyorum yani. Bunu da alalım yanımıza. Tekrardan açtırmaya gideceğiz. Git gel yapıyoruz ama en azından yolda vakit harcamıyoruz. Direkt gidip hemen ışınlanıp geliyoruz. Bu arada paramız suyunu çekti yani. Sırf kırdırmaya giden para korkunç bir rakam. 3000-4000'e yakındı bu para. Daha da devam ediyor bu arada yani daha bitmedi. Bir de gidip fosillere şey yapacağız, halletmeye çalışacağız. Bunu kırdır. Pek bir şey çıkacağını zannetmiyordum zaten. Granit, pembe kristal, granit, bronz cevheri, kömür. Tamam. Bu kadar. Gidelim şimdi. Laboratuvar açık mı? Saat kaç? Umarım fazla geç olmamıştır ya. Saat 12 daha. Bakalım. Nerede laboratuvar? Buradayım. Saat 5'e kadar açıkmış. Tamam. O zaman hemen gidip bu malzemeleri de bir ayrıştıralım. Diyeceğim de. Neredesin sen? Altta kalıyorsun. Oo, ben çok erken sapmışım. Farkında bile değilim. Boşu boşuna gidiyormuşum oralara. Bir bakalım.
Fosil kalıntıların iyileştirilmesi diyoruz. Now. 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 Bunda da bunu al. Taş mı çıktı gerçekten? Tohum çıktı. Garip garip şeyler çıkıyor bundan nedense. Tamam. Bunları da açtığımıza göre başka bir şey kaldı mı üstümüzde açmamız gereken? Bunları vermedik değil mi? Bunu vermişiz aralarında sadece. Bizim var ya inanılmaz derecede vereceğimiz şey arttı yani. Müzeyi coşturacağız galiba bu bölüm. Müze şen şakrak bir şey olacak yani. Hemen şu yukarıdan gidelim. Evimize gideceğiz ilk başta. Üzerimizdeki eşyaları bırakacağız. Mümkün olduğunca boşaltacağız. Boşalttıktan sonra müzelik eşyaları alacağız. Hepsini müzeye bağışlayabildiğimiz kadar bağışlayacağız ki bunu vereceğiz, bunu vereceğiz, bunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Bunu vermişiz. Vereceğimiz bir şey var mı burada? Ona bakıyorum. Yok. Tamam. Geri kalanlar verilmiştir. Ha, bunu da satalım. Bu kuyruk. Tamam. Bunu da satıyoruz. Granit'i bilemedim. Gerçekten bilemedim. Burada var mı? Var. Tamam o zaman bunları da satıyorum ya. Hiç elimde tutmama gerek yok. Bunlar da satılsın gitsin. Gümüş, cevheri, kömür falan var üstümüzde. Onları falan hepsine bir yerleştirelim. Elimizde bir tane taş var anlamsız bir şekilde. Tohum var. Tohumu şuraya koymuştum en son. Bir tane tohumu galiba. Koymadım mı? Şuraya mı koydum? Aynen buraya koymuşum. Tamam. Bunu da buraya bırakıyoruz. Karidesleri buraya koyacağım. Niye buraya koyacaksın diyeceksin. Çünkü zaten suşi yaptığım zaman gidecek buradan. Hiç önemli değil o. Tavukları besledik mi biz ya? Umarım beslemişizdir. Mayonezler varsa beslemişizdir. Beslemişiz. Tamam. Sıralamayı alıyorum çünkü ilk başta tavuğa gittiğim için. Ha şey üstümüz boş yani. Kafa gitti yine. Mümkün olduğunca müze eşyalarını alacağız. Alabildiğimizi alalım. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Da böyle tek tek böyle alalım. Böyle alalım. Böyle alalım. Böyle alalım. Bundan bir tane alacağım için. Böyle alacağım. Böyle alacağım. Böyle. Böyle. Bundan. Yani bundan böyle tamamlanmış olacak sanırım. Müzelik eşyaları üstümüze aldık. Gidelim hepsini tek tek müzeye bağışlayalım. Müze hemen burada. Yakın ama yolda gidebilirdim hemen hızlı bir şekilde yürüyerek. Onun yerine ışınlanmayı tercih ettim. Zamandan tasarruf. Önemli. Çok önemli. Müzemiz gittikçe büyüyor. Büyümeye devam edecek. Biz eşyalarımızı hepsini teker teker teslim edeceğiz. 3 tane. Wow. Java yatağı, Java sandalyesi, küçük Java masası. Garip şeyler vermeye başladı. Mobilya veriyor bana. Yatağımızı koyarız ama. Ha? Güzel oldu. Evet. 128 oldu. 110'du. 128 oldu. Yani 18 eşya başlamışız. Demek oluyor bu. Bir önceki hatırlarsanız şeyden dolayı diyorum bunu. Varsayımsal olarak demiyorum. Bir önceki videoda baktığımda 110'du. Buralar bu arada bayağı büyümüş ya. Bayağı gelişmiş. Ve yani evet hepsini ayrı ayrı konumlandırmışlar. Ve gittikçe de gidiyoruz yani anlamsız bir şekilde. Bu ne? Değerli taşlar buraya koymuşlar. Ve bizim bulduğumuz daha çeyreğin çeyreği. Evet. Şuraya bak. Daha ne kadar bulmam gereken taşlar var. Oh, işimiz çok uzun. Yukarıda bir şey var mı? Yukarıda bir şey yok. Tamam, iyi çalışmalar diliyorum size. Fazla oyalanmayacağım. Direkt çıkacağım. Ne yapacağım diye soracak olursanız inanın ben de bilmiyorum. Para biriktirmemiz lazım. Onu biliyorum. Para biriktirmek için de biraz farm yapmamız lazım aslında. Evet, biraz farm. Farm, farm, farm. Şunlara bir bakacağım. Kontrol edelim hep beraber. Kaç gün kaldıklarını bir görelim. Bu 6 gün kalmış. Bu 3 gün. 7 gün pirinçler.
2 gün sonra tekrardan vereceksiniz meyvenize. Bu biberlerden çok iyi para kaldırdık. Acı biberlerden gerçekten çok iyi para kaldırdık. Orkideler bir gün sonra olacakmış. Bu orkideler baya uzun süre boyunca olmuyor ya. 4 gün sonra olacakmışsın. Balkabağı 6 gün sonra. Sen patlıcan 3 gün sonra. Sen 2 gün sonra. Sana bakamıyoruz. Evet. Derken aradan bir tane patlıcan yürüttüm. Neyse onu da koyalım. Şu anda gayet iyi bir satış yapacağımızı düşünüyorum ama bakalım. Kısmet. Onun dışında balık tutacaktık biz. Evet. Balığa çok yönlendin diyebilirsiniz ama balık gerçekten bizim için şu anda en önemli şey. Hem görev olarak hem yiyecek depomuz olarak. Böcekler tamam stoklu bir şekilde duruyor. Böcek yiyebiliriz ama ne bileyim bana birazcık böcek karaktere. Yani kim yer böceği ya? Enerjisi güzel veriyor bak çok güzel enerji veriyor. Hem uğraştırmaz etmez falan filan tamam ama birazcık da ne bileyim. Gerçekçi olalım arkadaşlar yani. Ben böcek yemem şahsen. Bilmiyorum. Meraklısına bir şey diyemem de. Benim tercihlerim arasında değil. Sushi de tercihlerim arasında değil. Ama onu en azından hani o mu diye soracak olursanız tabii ki sushi derim. Hani en azından yediğim şeyin çiğ cinsini yerim. Niye yemeyeyim? Karides. Evet. Oyunlama şu ayrıntıları fazla gerçekçi yapmamışlar. Ama yapmamaları daha iyi bence. Çok gerçekçi olunca da bazen oyun sıkabiliyor. Karidesler falan mesela sushi olarak yapabiliyorsunuz. Karidesi sushi olarak. İlginç. Hani somon tamam falan bir yere kadar şey okey ama mesela yosun istemiyor. Ki bu oyunda yosun da var. Sushi'nin içinde yanlış hatırlamıyorsam yosun da vardı. Mesela yosun, balık, karides hadi tamam okey. Balık türlerinden herhangi bir şey. Ne yosun? Ama onun yerine pirinçle balık çeşidini koy, sushi yaparsın diyor oyun bize. Ya, kolaylık sağlamaya çalışmış, daha güzel olmuş. Bıktırmıyor en azından yemek konusunda. Zaten hani anladığım kadarıyla yemekler de craft ettikten sonra normal orijinal değerinden hiçbir farkı yok. Yani hangi malzemeleri koyduysanız o malzemelerin fiyat değerlerini alıyor, birbirleriyle birleştiriyor. Bu kadar. Size satış olarak onu şey yapıyor, yansıtıyor. Özellik, enerji, can bunlara hiç bakmıyor oyun. Pek ilgilenmiyor yani o konuda. Onu da birazcık daha böyle arttırsaymış hiç olmazsa aşçılığa biraz teşvik olurdu diye düşünüyorum. Oyun konusunda bir tek bunu yorum olarak yapabilirim. Onun dışında festivaldeki fiyaskoları zaten biliyorsunuz. Onlara gerçekten çok ağır sözler söyleyebilirim ama susmayı tercih ediyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama onun dışında oyunun görselleri ve mantığını çok güzel yapmışlar. Yani birazcık belki bazı yerler farklı benzer oyunlar da görmüş olabilirsiniz. Ha, bunun kopyası da diyebilirsiniz ama gayet bence hoş ve akıcı olmuş. Ben ne yaptım? Balık çeşitlerini açtım kazayla. Kedi balığı. Aa. Bunu bir de nerede tutulduğunu söylüyor mu? Söylemiyor değil mi? Galiba bunlar ilkbahar mevsiminde. Böcekler. Böcek türlerinde de çoğunu açmışız aslında ama daha da açacağımız şeyler var. Örümcekler falan var galiba burada. Oh. Neyse. Ekte kim varmış? Bobby, Simit.
Kaplumbağalarla tanışmışız. Onun dışında başka tanıştığımız birisi yok. İlişkilerimiz yavaş yavaş artıyor. Ama çok yavaş artıyor. Çünkü pek fazla insanlarla etkileşim yapmıyorum. Niye yapmıyorum diye soracak olursanız. Önceliği çiftliğe verdim. Mümkün olduğunca çiftliğimizi iyi bir şekilde otomatiğe, her şeyi otomatiğe bağlarsak ona göre bizim için de daha iyi olacak. Hiç olmazsa kafamızı çiftlikten kaldırıp etrafta dolaşabileceğimiz bir imkan bulmaya çalışıyorum. Mesela şöyle bir şey var. Bunu nasıl sağlayacağız diye soracak olursanız. Mesela bu hayvanları sevmek için sürekli her gün gidip ilgi alaka gösteriyorum, yem koyuyorum. İşte ne bileyim yumurtalarını topluyorum falan filan. Bunları yapmamı gerektirmeyecek bazı materyaller mevcut. Bunlardan bir tanesi silo. Silo koyarsam samanları otomatikman dağıtım yapabilir. Böylece de yemek derdinden kurtulurum. Otomatik kendisi doldurur. Ben sadece silonun içerisine toplu bir şekilde samanı yerleştirir, olurum biter. Başka bir şey yapmama gerek yok. Sevme konusunda da galiba böyle garip bir makine varmış. Böyle el gibi bir şey, böyle otomatikman sevme mi, şaplak makinesi mi? Öyle bir şey. Garip bir ismi var. Garip bir ismi var. Ondan aldığın zaman bu şeyden de kurtuluyor biliyormuşuz. Her gün sevme olayından. Onun dışında toplama olayında bilmiyorum var mı? Vardır diye düşünüyorum. Onu da var. Her şeyin vardır herhalde. Çünkü gübrede mesela sulama cihazının üstüne koyduğumuz minik böyle bir mekanizma var. O mekanizmayı laboratuvarda geliştirip de öğrenebiliyoruz galiba. Onu göstermiştim size bir önceki bölümlerde. Hangisinde tam hatırlamıyorum ama otomatikman tohum ekiyor, gübreliyor, topluyor. Yani hiç bakmama gerek yok tarlaya onu yaptıktan sonra. O zaten otomatikman tamamlıyor. Benim bakacağım bir olay değil artık o. Ama o zamana gelene kadar bilmiyorum. Tabii ki ilişkileri böyle bırakmayacağım ama da mümkün olduğunca insanlara iyimser yaklaşacağım, doğum günlerini kutlayacağım, hediyeler vereceğim. Mesela çiçek yapıyorum, çiçek falan veririm. İşte içecek falan yaparsam onları veririm. Belki zevkine giderim, suşi veririm, böcek veririm. Hoş ne kadar böceğe ılımlı yaklaşırlar bilmiyorum. Öfkelenip ters edebilirler. Yaşadım, bunu da yaşadım. Bir tanesine gittim kelebek verdim. Sen nasıl pislik insansın demediği kaldı bir. Böyle garip bir şey yaşadık. Ama onu bölüm arasında yaşamış olabilirim. Evet. Böyle bir olay. Maalesef ki oldu. Saat yarım oldu. Ben burada bir bugünü tamamlayayım. Aynen bugünü bir tamamlayalım. Gerçi bal olmadı mı? Bal da çok zor olan bir şeymiş. Bunlar olmadan önce şu 6 tane daha al şuraya. Ha bak yatağı falan koymadık daha değil mi? O yarın koyalım o yatakları şeylere bir bakalım. Bedava geldi nasıl olsa. Ne kadarmış acaba mobilyalar? Neyse. Bakacağız, göreceğiz. Karidese de al ya. Valla. Yapsak ne yapsak? Artık zevkine sürekli su şey yapıyorum değil mi? Daha 1-10 olmuş. Enerjimiz yok zaten. Bir yatalım. Bir dinlenelim. Ya şey ne kadar kazanmışız onu bir görelim. Bu arada çiftçilik seviyemiz arttı. Peynir presi ve saman paneli. He, bu panellerden ama saman şeklinde olanlardan, samandan yapabildiğimiz bir panel. Onu da yapmayı zaten. Panel ben kurmayı sevmiyorum. Hiçbir tanesini de kurmadım. Kurmayı da düşünmüyorum. Peynir presi büyük ihtimalle ineklerden çıkan sütlerle peynir yapabileceğimiz bir materyal kendisi. Onu da görürüz. Beceri puanı geldi çiftçilik konusunda ve maksimum dayanık artı 3 ekstradan eklenmiş oldu. Onun dışında balıkçılık arttı. Seviye 3 olmuş. Maksimum dayanıklılık ekstra da oradan geldi galiba. Bilmiyorum. Öyle yorumladım. 2142 tarımdan gelmiş. 1200 çiftçilikten gelmiş. Büyük ihtimalle toplamda 6-6 12 tane mayonez sattım. Oradan geldi bu. Çünkü tanesi 100'dü.
12 tanesi 1200 yapıyor. Madencilikten 230 geldi. Avcılıktan 20. Diğerlerinden 483. Toplamda 4075 altın almışız. Sonraki güne geçelim. Bu arada bizim paramız oldu değil mi? Oldu. Paramız olmuşken hazır. Gidip bir saniye takvime de bakalım. Tamam, takvimde bir şey yok. Hazır. Gidelim. Gitmeden önce bir sushi yapalım ama yani sushi lazım. Hazır. Yapabiliyorken, imkanımız varken fazla fazla yap gitsin. Değil mi? Kaliteli yap, kaliteli. Kaliteli olsun. 10 tane sushi. Aa! Ve çöp ettim. Gerçekten çöp ettim. Ya sen kim kaliteli yapmak kim? Tamam. Yap bakayım. Sushi al sana sushi şimdi. Tepe tepe kullan. Pirinçler de yalan oldu. Pirinçleri de kazayla bastım yine. Göz göre göre bastım bir de. Göz göre göre. Şunu ama düzgün pişireceğim. Bu sefer düzgün pişireceğim. Bekle, bas. Ya bir pişirme makinesi bu kadar basitken nasıl beceriksiz olabilirim onu bilmiyorum. Gerçekten. O konuda bile problem yaşıyorum. Ama bu sefer benim hatam. Gerçekten benim hatam. Önemli değil. Sıkıntı yok. Elimizden geldiğince iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Şurada. Bunları şimdi hepsini niye yapıyorsun? İşte elinde tutsaydın ya diyebilirsiniz. Pirinçler zaten 3 tane var. Onları elimde tutmayı düşünüyorum. Geri kalanlarını. Orada gerçekten mi ya? Eksi 10, eksi 30. Bunları direkt çöpe atmak lazım. Satabiliyor muyuz acaba? Spam varmış. Burada. Onu da alalım. Eksi karides. Gerçekten ilginç. Onun dışında şurada yemeklerimizi bir koyalım mı? Şu ahşap sandığa. Aynen. Şu yemeklerimizi bir koyalım. Bu arada daha yani altın, gümüş falan filan olması. Şimdi fark ettim. Aşağıda balık verimliliği 3 saat boyunca diyor. Bak farkındaysanız 2 saat oldu. 3 saat 36 dakika oldu. 2 saat 18 dakika, 3 saat 36 dakika. Bu işe yarıyor. Anladım. Anladım. Sen buraya gel. Sen 2 saat 18 dakika, 2 saat. Anladım. Sen de bu konuda uzmansın yani. Güzel. Güzel. Dediğim mi? Sen. Kesinlikle ve kesinlikle burada duruyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Normal sushi elimde varmış. 7 tane. Onu da tutacağım elimde. Kırmızı somonu buraya koyacağım. Balıkları hatta buraya koymayı düşünüyorum. Böcekle beraber balıkları kurutulmuş. Böcek ve sushi için balık ve böcekler burada olacak diye şart koyuyorum kendime. Bakalım uygulayabileceğimi bilmiyorum. Uygulamada bir tık sıkıntı yaşıyorum. Evet. Bir de şu süsleme eşyalarını acaba nasıl çevirebiliyoruz? Hah, böyle çevirebiliriz. Böyle koyacağım. Bunu da hemen önüne koysam olur mu? Ya da böyle mi koyayım? Böyle koyayım. Bakayım. Galiba oturamıyorum. Evet. Koyduk ama Allah'a emanet koyduk galiba. Süsleme diyelim de. Ha, buradan değiştirip sağa döndürmek. Anladım. Anladım. Anladım, anladım, anladım. O zaman böyle koyalım. Yanı başında şey olsun. Onun dışında bunu al.
Peki listeyi göster ha, desek daha büyük yatak böyle daha da büyük yatak buraya koyalım. Şunu birazcık köşeye çekelim. Şunu da şöyle böyle olsun ya. Da sen de böyle koysak. Aynen. Biraz değişik olacak ama. Gömleğin yanına koyarsak bu yanar mı? Deneyin. Bir görmek lazım. Şunu şuraya koyacağım. Şu takvim gerçekten problem oldu beni. Beni. Şunu şuraya koyacağım ki rahatlıkla görebileyim. Bu yatağı nasıl kaldırabiliyorum? İsteği göster desek buraya kaldırabiliyor muyuz? Kaldıramıyor muyuz? Aha, bir şey oldu. Ne oldu? Ha buraya aldım. Tamam. O yatağı kaldırdım, bu yatağı koydum. Değişik bir şey oldu. Ama bedava olan bir şeyi niye kullanmayayım? Tamam. Hazır varken kullanalım. Bilmiyorum içerideki mobilya aslında salona gitmez o ya. Buraya gider o. Salonda zaten bir şey yok şu anda. Salonu boş ver. Sen eski yerine tekrar geç. Hatta şuraya geç. Sen de şöyle şuraya dur. Aynen. Şömine başında tek koltukta hemen yanında sehpa var. Oradan rahatlıkla işte içeceğini falan koyar. Yudumlar bunlar eder falan. Ama oturamıyoruz galiba. Süs eşyası olarak kullanabiliyoruz. Anladım. Neyse. Bunları satacağız. Satabilirsek tabii. Satacağını zannetmiyorum. Tam tersine borçlanabiliriz. Sen nasıl böyle bir şey satarsın bize falan da diyebilir. Soru işareti duruyor. Umarım satarsın. Yani umarım satarsın. Evet, hasatlarımızı yapıyoruz. En azından şu sulama derdinden kurtulduğuma çok seviniyorum. Çünkü düşünsenize şunu suladığımı. Video bununla dolarda çağırdı herhalde. Korkunç bir şey. Korkunç. Sen veriyor musun artık? Veriyorsun. Papaya. Aa, dur. Görevimiz vardı. Dur. Emma için papaya. İki papaya. Ben bunu veremezsem var ya. Geçmiş olsun. Emma neredesin? Buradasın. Burada neredesin? Saat 9'da uyanık olacağım diyorsun. Saat kaç bilmiyorum. Bakacağım şimdi ama şu çiftçiliğe de bir bakayım. Daha kadar dolu kalma olasılığı daha yüksektir. Bunu verelim ya. Samanımız yavaş yavaş azalıyor. Bahaneyle üretimden de bu arada bunu yapabiliyoruz diyor bana. Bir peynir bloğuna dönüştür. Evet. Tahmin ettiğim gibi bunu öyle yapabiliyor musun? Neyse craftlar arasında kalsın şimdilik. Şu an benim tek derdim Emma. Daha varmış. Onu da alalım. Her gün hasat ediyoruz bu arada. Farkında mısınız ya? Her gün bir hasattayım. Onun dışında tatlı patatesleri ver. Orkideler. Galiba orkide lazım bize ya. Orkide fazla çıkmıyor. Yani fazla çıkmıyor değil. Fazla üretemiyoruz orkideyi. Aynen. Yo üretebiliyormuşuz. Çatır çatır üretmişiz. Hepsinde 5 yapmışız yani. Biber kadar verimli kendisi. Kava yatağını nasıl? Bir dakika. Ben galiba oyunu mu bozdum? Evet, oyunu bozdum galiba. Anladım. Anladım. Şunu bir alsana ya. Peki gittim buraya. Gittim. Diğeri nerede? Benim diğer yatağım nerede? Çok garip şeyler yaşıyoruz şu an. Neyse. Alsın ne yapalım ya? Acaba orada kalınca hani gidiyor mu? Kendisi mi satıyor otomatik? Bilmiyorum. Ev tasarımı konusunda ilk defa deneyimleyip görmeye çalıştığım şey. O yüzden bir iddiada bulunmayacağım. Önceki savunmalarımı yapmaya devam edeyim. Bu arada makineler tamam hazır da galiba ben daha hayvanlara yemem vermedim diyebiliyorum. Bir bakalım.
Evet, doğru biliyormuş. Neri sevelim? Şu şaplak makinesi midir? Nedir? Ne şeyse onu artık şey yapmam lazım benim. Bulmam lazım. Neredeyse almam gerekiyor. Ya da üretilebiliyor mu? Neyi geliştirmem gerekiyor? Çiftçiliği mi geliştirmem gerekiyor? Hayvancılığı mı geliştirmem gerekiyor? Bilmiyorum ama yapmam gerekiyor. Onu biliyorum. Ha, zile basıp şunları da çıkartalım da. Verelim. Bir 6 tane al. Yok, almana gerek yok. Şu an üretimde zaten, değil mi? Evet. Şu papayaları verecektik. Saat 9:50 olmuş. Son kez bir bakalım. Emma neredeymiş? Orada mı Emma? Ha, burada. Aşağıya doğru iniyorsun galiba. Sen, ben burada ışınlanıp direkt senin yanına gelebilirim. Evet. Burada. Evet. Bakalım. Buradasın, değil mi? Ne olur. Bitirmek için papayı ver. Görev. Evet. Çok teşekkür ederim. Görevi de yaptık. 400 mü verdin gerçekten? Wow. 6500 oldu. Görevleri bitirmeye çalışıyorum. Yani amacım paralara bakıp da ona göre yapmaya çalışmak değil ama en azından hani verilen görevler birikmesin daha da fazla. Mümkün olduğunca verebiliyorsam vereyim. Mesela yeşil çay olayını hala daha çözemedim. Nereden nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yeşil bir şey yaptım ama meyve suyu olarak yaptım. Ondan dolayı o kaldı öyle. 20 tane odun, 5 tane öz alacağım yanıma. Bunları aldıktan sonra tabii ki de geç değil. 15 tane de alalım. 20 ya 5. Evet. Bunları ne yapacağız diye soracak olabilirsiniz. Hatta ilk önce gitmeden önce bir bakayım da ona göre. Kapalı. Bugün kapalı. Evet. Niye niyetleniyorsam zaten bugün kapalı. Allah'tan daha yoldayken gördük. Orada patlamadık. Peki bugün başka yapmamız gereken bir şey var mı diye bak düşünüyorum, bakıyorum. Aslında demirciye gidip de şu aleti de versek mi? Kazmamızı verebiliriz ya, ya da suyumuzu verebiliriz. Onu arttırınca bunu verelim ya. Verelim. Belki farklı bir şeyler veriyordur. Bilmiyorum. Düşük ihtimal ama. Herhalde bu kadar yetecek. Bu arada demir açık mı? Umarım açıktır. O da kapalı demez bana. Açık. Tamam. Demirciye doğru gidelim. Kazmamızı da verelim. Bu tarım da karlı alanı yaratan çapa kazma diyorum. Unuttum. Yani unuttuk. Araçların iyileştirilmesi. Yes. 500. Buyur. Bir gün içinde hazır olacak diyor. Onu verdikten sonra tekrar vereceğim. 2 gün içinde hazır oluyor. Yani toplamda 3 gün boyunca ben o aletle ilgili bir şey yapamayacağım. Onu söyleyeyim. Yarın da gideriz. Orada 5000 varmış ha. Evet. Yarın artık yapacak bir şey yok. Yarın gideriz. Balık, oltayı ya da ağı veririz. Bu arada şunları da kullanacağım ya. Aynen. Su altına gidelim bugün. Enerjimiz de varken, yemeğimiz de var. Çatır çatır ye ye. Hallederiz. Onda sıkıntı olmaz. Başka? Başka, başka, başka. Başka bir şey yok ya. Bunlarla gideriz rahatlıkla. Tamam, bu kadar. Hala emin olmaya çalışıyorum. Bir şey almam gerekiyor mu diye de. Şöyle bir şey var. Suyun altında daha hızlı hareket edebileceğimiz bir yüzük var. Hatırlarsanız bir önceki bölümde göstermiştim ya da ara bölümde ben kendim mi bakmıştım?
Hatırlamıyorum ama ben gördüm onu. Bu madenciliğe doğru giderken bir görev vermişti bize hatırlarsanız. Şey, bir grup vardı. Ayrı bir mahzen gibi bir yerde yaşıyorlar, takılıyorlar. Orada da görev falan alınabiliyormuş. Aslında göstermişimdir ya mutlaka. Göstermişimdir de. Neyse orayı da gösteririz bir ara. Orada yüzükler satılıyor. Satılan yüzüklerin çoğu işte dayanıklılık, yok işte ne bileyim şey, işte bu suyun altında hızlı gitme olayları falan filan, onları falan gösteriyor. Şimdi ben bunları gördükten sonra dedim ki hani eğer para olursa neden olmasın? Yaparız. Bak işte bunlar önemli. Deniz yosunları buradan toplanıyor ve bunlar bize çok güzel gelir sağlayacak. Bu arada ben bu yerin şimdi suya girdiğim zaman aklıma geldi. O şeylere hiç bakmadım. Şuralara. Da bir baksan fena olmaz. Orada direkt tıraşlamıyor. Çok ilginç. Arada elyaflardan has, şey yapacağım, saman yapacağım. O samanları da hayvanlarda kullanacağım. Onlar da önemli. Suyun altında bu yeşil şeyleri niye toplayacaksın bu kadar fazla falan diyorsanız, dediğim gibi turşu yapıyoruz. Ha, turşular 4 tane veriyor, tanesi 4 diyor ama anlamsız bir şekilde fazla fazla kazanıyorum. Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? Hop, bunu da aldık. Neyse, bir de fazla şey yapmayayım, böyle bir yandan da çöpleri falan da toplayayım da ne bulursam temizliyorum mümkün olduğunca okyanusta. Yani temizlenince birazcık daha rahatlıyorum ya, ne bileyim, daha güzel gözüküyor göze işte. Normal şartlar altında lazım mı? Değil. Önemli mi? Değil. Ama görünüş olarak daha iyi, daha güzel, ne bileyim. Bunlar, bir yandan da şöyle bir şey var. Şu aşağıdaki midyeleri falan da rahatlıkla görebiliyoruz böylece. Düşük dayanıklı tespit edildi diyorsun da. Bak şimdi sushi mi yesem ya? Yok, sushi yemeyeyim. Şu içeceği içeceğim. Direkt çat diye yükseltsin. Hop güm. Hızlı hızlı dönelim. Hop, bunu da aldık. Bir de bu arada gittikçe derinlere doğru gidiyoruz. 48 metreye ulaştık en sonunda. İlk de başlarken 19 metrelerde falandık. Gittikçe derine doğru gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz? 90 metreleri falan görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Bu arada böcek de yiyelim ya. Saat daha 6 nasıl olsa. Aslında zıpkın falan olsaydı şunları, köşelerde balıklar falan geçiyor. Gördünüz mü? Bilmiyorum da. Aa, bak bu yine. Hop, aldım seni de. Mavi yengeç. Sen de mutlaka lazımsındır da. Yukarı gidince müze sandığına koyacağım seni de.
Geri çekil bakayım. Nasıl bayağı kirliymiş. İnanılmaz kirliymiş hatta. O bulduk. Çok iyi. Bilmiyorum, temizlik olayları falan böyle farmda gelişim bana güzel geliyor ya. Yani savaş, bazen savaş oyunlarını falan da hoşuma gidiyor da farm oyunları da hoşuma gidiyor. Bazen böyle sadece işte ne bileyim git topla. Temizlik yap. İşte şey yap falan. Bir tane temizlik oyunu vardı. Gayet güzel. Ya böyle birazcık vahşet yeri oluyordu. Oraları temizliyorsun. İşte gayet güzel bir görüntü falan oluyor. Sana ona göre işte oyun temizleme ödülü falan veriyor. Çok eski bir oyun zaten. Yani size ismini unuttum şimdi. Sadece izlemiştim ama hiç oynamadım. Ama izlemesi bile ne keyifliydi. Rahatlıyor insan. O tarz gibi bu da. Yani şu anki yaptığım şey tabii ki onunla alakası yok ama ya ona benziyor en azından. Böyle temizliğe temizliğe gidiyoruz. Ne oldu? Ha, çıkıyor, tamam. Şimdi buralar böyle simsiyah olan yerler tekrar tertemiz olacak. Bir yandan biz çöpleri temizliyoruz. Onlar da temizlenmiş oluyor. Kirliliği komple temizliyoruz o yüzden. Ne bileyim. Bana göre güzel bir şey. Hop aldım seni. Hiçbir böyle bakma. Suratıma bölme. Alırım, affetmem. Bakın şimdi temizlik nasıl yapılıyor. Buralar şimdi temizlenecek. Bakın. Tertemiz oldu. Gayet güzel, gayet hoş bir görüntü. Ufak tefek yerlerde bırakmışım yanlışlıkla. Olsun. Karaya çıkalım. Biraz da farmımızı yaptık böylece de. Günü zaten biraz yorgun bitirmiyoruz. Fazla böcek yemişim. Evet. Fazla böcek yemişim. Olsun. Olsun. Protein. 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 Protein de. Yani. Böcek ya. Hala da. Yani karakter yiyor ama ben yediremiyorum. Böcek yediğime. Bu arada patlayıcı falan kullanacaktık değil mi? Full bir şekilde geri döndük. Gayet güzel. Neyse. Üstümüz dolu. Neyse boşaltırım ben onu. Videona. Uykuya gidelim. Bakalım ne kadar kazandık bilmiyorum. Bir şey sattık mı satmamış da olabiliriz. Emma ile aramız iyileşti. Kazmamızı vermiştik. Bir sonraki bölümde zaten dediğim gibi o bir sonraki bölümde değil, ara bölümde ben oltayı veririm. Ağı veririm. İkisi de zaten 10 bin altın yapıyor. Şu anda 2164 tarımdan gelirimiz elde edildi. Çiftçilikten şu anlık bir şey yok. Olmamasının sebebi birazcık da ben mayonezleri almadım. Hatta onları biriktirip böyle stoklayıp böyle bir anda koyup satasım da var. Çünkü zaten şu an gelir olarak tarladan fazlasıyla gelir kazanıyoruz. Biraz da kışa hazırlık yapmak gerekiyor. Evet, kışa çünkü kazanacağımız gelir kapısı sadece turşu olacak galiba ya. Başka bir şey yok. Çiftçilikten tarımdan alamayacağız çünkü. Tarımda şu anda kazandığımız miktarları kazanamayacağız. Kazanamadığımız için bizim bir yerlerden bir kazanç elde etmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle turşu olacak o da. Yani bal devam edebiliyor mu kışın? Kış mevsiminde zannetmiyorum ama ona da bir kontrol ederiz. Çünkü oyunda bazı şeyler farklı olabilir. Normal yaşantımız arasında dağlar kadar fark olduğu gibi bu oyunda da bazı kolaylıklar yapmış olabilirler. Onlara bakacağız, deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Şahit olacağız. Onları ona göre devam ettiririz.
Neyse efendim. Bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers.